seeing monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend. Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosu. Merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte Jade Prime'la yeni gelecek olan güncellemeyi birlikte inceleyeceğiz ve ayrıyetten ise arayüzde yeni şeyler gelmiş. Bu videoda sizlere onları da göstereceğim. Daha sonrasında ise geri giden bir tane araç yapmışlar. Çünkü bu araç dümdüz gitmiyor. Evet. Bildiğiniz dümdüz gitmiyor. Çok zorladım ama gitmiyor. Birazdan sizlere de göstereceğim ama o kısma geçmeden önce aşağıdan birer tane videomuza like'larak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone değilsen de abone olup bildirimleri açarak yine aynı şekilde destek olabilirsin. Jade'imiz yine iş başında her zaman gibi. Şimdi istersen hızlı bir şekilde başlayalım. İlk önce sizlere yeni arayüzden bir tık bahsetmek istiyorum. Artık misyon görevi kısmındaki bu görevler, siz tam olarak nasıl adlandırıyorsunuz bilmiyorum ama burası artık bu şekle girecek, haberiniz olsun. Bu da sizlere böyle ufacıktan bir göstereyim dedim. Bence bunu böyle yapmaları baya baya bir şık görünüm olduğunu düşünüyorum. Tabi bunun arasında yeni görevler de var. Siz bunları eğer isterseniz PUBG Mobile beta indirip de bakabilirsiniz. Beta'nın nasıl indirileceğini bilmiyorsanız bizim Discord'da beta'nın linki var. Oradan indirip direkt girebilirsin. Eğer ki bir tane kod isterse de PUBG Mobile Global hesabından bir tane kod alıyorsun ve onu girip oradan giriyorsun. O zaman şimdi hemen ben şuradan eşleşmeyi kapatayım ve maçımıza başlat dedim sizlere. Hemen hızlı bir şekilde hem yeni modu göstereceğim hem de geri giden arabayı göstereceğim. Hadi bakalım. Şimdi uçağımıza bindik. Haritamızda şöyle değişik noktalar var. Tabi bunlara gitmeden önce sizlere bu geri giden dediğim arabayı göstermek istiyorum. Hani ben sizlere işte yeni araba geldi falan demiştim, deneyebilirsiniz demiştim. Fakat ben kendi ellerimle deneyip bir güzel bu arabayla geri gittim. Çünkü bu araba düz gitmek için yapılmamış. Ciddiyim bak, birazdan sana da göstereceğim. Şöyle paraşütümüzü açtık. Solda bir tane araç gördüm. Bu bizim yeni gelen araç değil. Ben buggy'ye binip sizlere şu yeni gelecek olan dediğim aracı hemen bir arayayım hızlı bir şekilde. Ondan sonra sizlere yeni etmeni göstereceğim. Hayır, bir de daha bak atlar atlamaz. Ne araba otuspamı yaptım PUBG ya. Dur be hele. Neyse şu botu ezeyim ben. Yoksa neyse ezmedim, vazgeçtim. Çaktırmayın bu arada, yanlışlıkla izlemedim. Ben şimdi şu yoldan dümdüz gidip bir tane o araçtan bulacağım. Ben militeriyi turladım geldim. Bundan önceki baş girdiğimde 3 tane arka arkaya bulduğum aracı bu sefer bulamadım. O yüzden ben sizlere şimdi buradan hızlı bir şekilde etme modunu göstermek istiyorum. Mesela ben buraya girdim, tamam mı? Buradan loot'umu yapıyorum, örnek veriyorum. Buradan bu arada ışınlanma taktiği de yapabiliyorsunuz. Nasıl derseniz onu da sizlere birazdan göstereceğim. Şimdi buradaki laboratuvara girdiğinizde ilk önce sizlere üst kattaki birçoğunuzun sevmeyeceği, hatta buraya ya ben niye uğrayacağım dediğiniz yer var. Burada koskocaman arı var ve bunun içine sıkınca hiçbir şey olmuyor. Hatta eğer isterseniz siz de hatta yani dur bir dakika çıkabilirsem yanına çıkabiliyorsunuz ama açıkmışsın, pardon bir dakika, bir daha çıkabilir miyim? Arı al beni, arı al yanı da gitmiyor. Neyse çıkamadım bir daha ama hani burada bir tane böyle bir arı var. Moto falan atınca acaba yakabilir miyiz bilmiyorum ama şuradaki böceği yakacağım ben. Şurada çok tilt oldum ya, çok değişik böcek. Ve yanmıyor, üstüne ben yanacağım nasıl bir şekilse. Ondan sonra burada bir tane akrep var. Tabi Jade'in grafiğiyle bu ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama şöyle göstereyim sizlere. Burada bir tane akrep var, böyle 5N'ye de geçersem hatta. Şöyle bir tane akrepcik var. Bunun da eğer isterseniz yanına gelebiliyorsunuz. Böyle işte yılan falan yap, akreple birlikte yılan da ne kadar mantıklı bilmiyorum ama işte böyle değişik bir şey var. Daha sonra burada bir tane Ozan abi izledi. Neydi, hipotatan mı, öyle bir şeydi bunun adı. Yani orada bunun adını gördüydüm, öyle bir şeyler diyordu. Sanırım öyle bir hayvan bu. Tam olarak bilmiyorum hayvan ama demiş olduğum gibi bunlara da mermi geçmiyor. Mesela bunlara birer tane ödül konulabilir bence. Böyle kocaman bir tane kafası var aga işte yani. Bilmiyorum ne alaka bunu getirmişler ama hani bence bu kadar şeyi getirmişken mesela karıncaya falan dönüştüğümüzü düşünsenize. Bak karıncaya bak, koca kafa. Saldırıyor lan sen bana? Saldırıyor oğlum bana. Bir dakika. Beni de alsana yanına. Yok, bu saldırıyor mu? Gitti. Aga bu sanki bir tık saldırıyor lan. Ne yapıyor oğlum bu? Neyse. Bir de Jade'in grafikleri olduğu için burada mesela cam falan varsa böyle kendini korumak için onlardan yok bende. Ama anladığım kadarıyla yaklaşınca bunlar sana saldırıyor. Bak tamam okey. Bu arada bir cam var. Hani bunlar yaklaşınca seni görüyor, direkt sana dönüyor bak.
Okey. Şuradaki hayvanı da göstereyim. Yani ne kadar mantıklı bir hayvan bilmiyorum ama yani diyecek bir şey bulamıyorum buna. Ya o yüzden onu hani direkt atlıyorum ben. Arkadan bir tane bot mu geldi? Aynen. Oğlum o ne kadar küçük bir bot ya. Hadi bir tane daha. Ye. Hadi. Ha, tamam. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim sizlere, bu ortadaki yazı hani böyle bir tık daha kalınlaştırılmış ve bence baya baya güzel olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Çünkü hani böyle belirginliğini belirtlemişler. Belirlemişler öyle bir şey. Burada ışınlanma makinesi var. Hani buradan ışınlanabiliyorsunuz. Burada da etme makinesi var. Mesela buradan ben transform'u bastığımda böyle işte tuşlara falan filan dokunuyor. Sonra bum, böcek oluyor. Böceğimiz ise bu şekilde oluyor. Bu da bunun tabii ki de burada sizlere demiş olduğum sarı şeyler var. Bu sarı şeyleri 50'ye kadar toplarsanız ışınlanma makinesini kullanabiliyorsunuz. Mesela ben de şu an 20 tane var. Şuradan bir tane daha alayım, 30 olsun. Bunların hepsi 10 tane değerinde. Ayrıca bir de bunlarla silah da alabiliyorsunuz. Birazdan sizlere o kısmı da göstereyim. Elinde bir tane roket var. Ben bu rokette bota 2 tane vuruyorum. Niyeyse ölmüyor. Herhalde böyle sinek ısırığı gibi bir tane hasarı var. Hani böyle vurmuyor. Yani var ama yok. Daha sonrasında ise burada bir tane kırmızı alan var. Hani nasıl diyeyim ben sizlere? Buradaki kırmızı alanı eğer ki geçerseniz normale dönüyorsunuz. Yukarıda bir uyarı veriyor. İşte buraya mesela 10 metre böyle uzağa doğru gittiğinizde sizlere normal bir insana çeviriyor tekrardan. Şuradan şunu da şöyle alabilirsem, şunu da alayım. 30 param oldu. Bazıları 5 veriyor, bazıları 10 veriyor. Yani iyidir. Güzel. Şimdi ben buradan şöyle alanın içine doğru gidip artık insan olmak istiyorum. Daha sonrasında ise sizlere bu paralarla alabileceğiniz şeyleri göstermek için alanda başka bir noktaya gideceğim. Çünkü burası alan dışı olduğu için birazdan öleceğiz. Bu arada tekrar insan olurken birazcık yerden gidin. Çünkü sizlere hani havada dönüştürdüğünde şu oluyor. Böyle canınız gidiyor. Yukarıdan düşmüş gibi oluyor. Bayağı da can götürüyor yani. Ve yeni aracımızı da buldum bu arada. Şimdi sizlere demiş olduğum geri geri giden araç olayı bu araba. Çünkü bu araba dümdüz gitmiyor. Hem de hiçbir şekilde gitmiyor. Sizlere şöyle göstereyim. Bu arada sesi çok iyi, bak turboya bastığınızda böyle hani baya baya bağırıyor. Bak şimdi şu aracı şöyle yavaş bir döndüreyim, tamam mı? Bak burada hiçbir şey yapmayacağım. Sadece turbo tuşuna basacağım. Bak izle, kayıtta açık, sadece turbo tuşuna basıyorum, tamam mı? Araba 50'yi buldum aga, bum. Bu kadar. Hani araba 50'nin üstüne çıkmıyor. Bak örnek veriyorum, sen kendini bunu düzeltmeye çalış, daha çok dönüyor. Hani Tokyo Drift vesaire gibi bir şey yapıyor. O yüzden ben bu araca geri geri giden araç diyorum. Çünkü daha geri geri daha güzel gidiyor. Mesela şu an geri geri gaza basacağım aga, bak tamam mı? Başka hiçbir şey yapmayacağım. Geri geri inanın daha düz gidiyor ve ayrıca hiçbir daha bu araç çıkmıyor. Bak mesela şu an ben 60 ile gidiyorum ve geri geri gidiyorum. Dümdüz 50'yi bulsam takla atıyor arabaya. Öyle bir araba düşün. Bak mesela şimdi gaza basıyorum. Bak kızlandırıyorum. Tamam mı? Yavaştan bak kızlan. Bak yavaş yavaş bak. Hiç araç durmuyor böyle. Sadece bağırıyor ve drift atıyor. Hani bu araçla alana gitmeye kalksam var ya, acayip fena söversin, öyle diyeyim. Şu an bu arada bu araçta ilk defa 70'e çıktım demeye kalmadan aracımız taklayı atıyor aga. Hani bu araç düz gitmiyor. Düz yolda bu araçla gidemezsin. Dağda hiç gitmiyor. Dağa çıkmıyor bile. Baksana bak. Ya sadece hani istediğim düz gitmek. Normal gaza basıyorum. Yok. Hemen bir drift atayım diyor. Ya aracın hani kafa bu şekilde. Ben şimdi buradan geri geri gidip o eski aracı aldım. Çünkü bununla ben oraya gitmeye kalkarsam ya sonumu bilmiyorum. 20 dakikanın sonunda belki varırım herhalde. Hani o da belki. Şimdi ben diğer noktaya geldim. Buradan sizlere bu demiş olduğum paralarla alabileceğiniz şeyleri göstermek istiyorum. Burada hani oyunda bildiğiniz bütün her şey var. Mesela burada 3 level kask, 3 level çanta, 60 puan, sadece bir kere Entvel'e dönüşseniz hani en kötü kaskınızı alırsınız. Böyle AVM, geç 3 level kaska tek atıyor ama hani Kar 98'den falan kaçabilirsiniz. Örnek veriyorum, buradan M4'e bastın aga, direkt M4 geliyor.
Mis. Ondan sonra buradan basıyorum. Başka param var mı? 15 lira param var. Ne yapabilirim? Bir tane kafama 2 level kask alayım. Hani girip buradan eğer isterseniz bunu da alabiliyorsunuz. Bunun içinde de böyle baya baya ödül var. Hani tutamak olsun, sağlık çantası olsun, içecek olsun falan. Baya baya şeyler var. Ben mesela buradan gelir bütün içecekleri alırım. Rank dışı, hani alan dışı, eğer ki bu modda rank kasılırsa bir deneriz. Kasılırsa ben şahsen buradan baya baya böyle içecek alırım. Miramar'daki şey gibi olur. Hani alan dışı rank kasarım şahsen ben burada. Başka da buranın işte bu demiş olduğum transport özelliği var. Fakat bunu kullanabilmeniz için 50 tane para biriktirmeniz gerekiyor. 50 tane paraya kullanılıyor. Hani bu kadardı. Başka da sizlere gösterebileceğim oyunda herhangi bir şey yok. Haritada istediğiniz bu noktaları bu şekilde girip hani gidebilirsiniz. Sizlere kalmış bir şey. Hani aracı da zaten gösterdim. Demiş olduğum gibi geri giden bir araç yapmışlar. Hani bu da böyle olsun. Neyse, bu videoluk benden bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki PUBG Mobile videoda görüşmek üzere diyorum ve kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu arada botçuk kardeşim, neredesin? Bak şimdi chat'e hemen bir kör ediyorum. Tamam, kör etmedim ama olsun. Neyse, siz kör olmuş gibi davranın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.